İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin 2018 yılı parlamento seçimlerine Eli Hovakimyan ve Karo Armenyan da adaylıklarını koydu. Başbakan Paşinyan, biz barış olduğu kadar savaşa da hazırız. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı düşürülen Rus uçağında hayatını kaybeden mürettebatın yakınlarına taziyelerini ifade etti. Suriye'de var olan durum. Netanyahu ve Putin Rus il 20 uçağıyla ilgili olayı telefonda görüştü. Papa Fransiskos'un Mıhtaryen cemaatine kutlama mesajı. 2018 yılında gerçekleşecek olan Batı Ermenistan Cumhuriyeti parlamento seçimlerine Eli Hovakimyan ve Karo Armenyan da adaylıklarını koydu. 2018'de gerçekleşecek olan Batı Ermenistan Cumhuriyeti parlamento seçimlerine adayların adaylık işlemi için imza toplaması 1 Şubat 2018 tarihinden itibaren başladı aday biyografisini, kısa faaliyet programını ve eğitim sertifikasını sunmalıdır. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu, Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarınca oluşmaktadır. Milletvekilli adaylığı için Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlık kimlik kartına sahip olmak gerekiyor. Adaylar aday olmak için Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarından en az 200 imza toplamalıdır. Seçimleri hakkında daha ayrıntılı bilgiyi Batı Ermenistan Devlet Televizyonu sitesinden edinebilirsiniz. Başbakan Paşinyan bugün Artsak dönüşünde Facebook sayfasından yaptığı canlı yayında bir günlük ziyaretiyle ilgili bilgiler sundu. Cephedeki durumun oldukça gergin olduğunu ancak durumun stabil ve kontrol altında bulunduğunu belirtmek istiyorum. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri ve Arsa Savunma Ordusu durumu güvenli bir şekilde kontrol altında tutmaktadır diyen Başbakan devamla Artsakh Devlet Başkanı ve ayrıca silahlı kuvvetler temsilcileriyle Karabağ sorunu etrafında oluşan mevcut durumu ele aldık ve bu sorundaki konumuzu dile getirdik. Aynı zamanda askeri politik durumu da görüştük ve silahlı kuvvetlerimizin bu durumu kontrol altında tuttuğunu, Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin provokasyonlarına şüpheye yer vermeyecek şekilde gerekli cevabı verdiğini açıkça kaydettik. Biz barışa gerçek barışçıl çözümleri hazırız. Fakat aynı zamanda savaşa da hazırız. Bu çok önemli bir belgedir ve bu belgenin Ermenistan'daki ve onun sınırları dışındaki herkese açık olması gerektiğine inanıyorum dedi. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı düşürülen Rus uçağında hayatını kaybeden mürettebatın yakınlarına taziyelerini ifade etti. 17 Eylül'de Hmeymim hava üstüne dönmek üzereyken Suriye kıyılarına 35 kilometre mesafede bulunan Rus il 20 askeri istihbarat uçağı mürettebatıyla bağlantı Moskova saatiyle saat 23.00'da kesildi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İsrail'i meslektaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde Rus uçağının düşürülmesi ve mürettebatının ölmesinin sorumluluğu tamamen İsrail tarafına aittir dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise İsrail Başbakanı yaptığı telefon görüşmesinde İsrail tarafının suçta payının olduğunu söylemiş fakat daha önceden Akdeniz'de düşen İl-20 uçağının düşmesini trajik koşullar zincirine bağlamıştı. Uçakta bulunan 15 askeri mürettebatın tümü ölmüştü. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı İl-20 uçağının düşürülmesiyle ilgili taziyede bulundu. Dışişleri Bakanlığının yayınladığı mesajda Suriye'deki il 20 uçağının trajik bir şekilde öldürülen 15 Rus askerin çalışma arkadaşlarına, akraba ve yakınlarına derinden başsağlığı dileriz denilmektedir. Rusya Federasyonu Hava Kuvvetleri'nin il 20 uçağı İsrail hava saldırısı sırasında S-200 füze savar saldırısı sonucu düştü. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, Tel Aviv'e trajedide kendi suçunu kabul etme çağrısında bulundu. Değil mi ki İsrail uçakları Rus uçağının altında uçarak tehlikeli bir durum yarattı. Bu trajik olaydan sonra Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İsrail Savunma Bakanı Aviktor Liberman'la bir telefon görüşmesinde bulunarak olayın tamamen İsrail'in sorumsuz faaliyetlerinin bir sorucu olduğunu vurguladı. Derez Zorçeri'nin doğu kısmında konuşlanmış bulunan Kürt grupları İslam Devleti'nin gizli gruplarının eylemleri sonucu olarak kayıplar vermeye devam ediyor. Şam'ın belirttiğine göre Fırat'ın öte yakasında bulunan Alarar kasabası yakınlarındaki Darnak köyünde en az 9 Kürt militanı öldürüldü. Fırat'ın doğu kısmında bulunan Diba'nın varoşlarında meydana gelen bir başka olay ise Kürt güçlerinden birkaç kişinin ölümüne yol açtı. Derezor bölgesinde aylarca devam eden çatışmalar terörist grupların yenilgisine yol açtı. Ancak son zamanlardaki çatışmalar ve Kürt güçlerinin devam eden kayıpları İslam devletinin militanlarına karşı tam bir zafere henüz ulaşılmadığını düşünmeye zorluyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Rus istihbaratının il-20 uçağının düşmesinden Suriye makamlarının sorumlu olduğunu iddia ediyor. Netanyahu dün gece Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesi sırasında bunu dile getirdi. Reuters ajansının belirttiğine göre İsrail Başbakanı İsrail tarafı olayla ilgili tüm gerekli bilgileri Moskova'ya vermeye hazır dedi. 15 kişinin bulunduğu Rusya askeri denetimi altında bulunan il-20 uçağı Akdeniz'in Suriye kıyıları yakınlarında düşürüldü. Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi temsilcisi Igor Konaşenkov uçağın Suriye Hava Savunması tarafından düşürüldüğünü söyledi. Fakat onun sözlerine göre İsraili pilotlar uçağı Suriye Hava Savunma Sistemi'nin bulunduğu bölgeye sürükleyerek düşürülmesine sebep oldu. Venedik'teki Surpazar Adası'ndaki Mkhitaryan Cemaatinde, ana katedralin inşa edilmesinin 300. yıl dönümüne adanan bir tören düzenlendi. Rus Arminfo'nun belirttiğine göre törende hazır bulunan Roma Katolik Kilisesi'nin Doğu Kiliseler Konseyi Başkanı Kardinal Leonardo Santrin, Papa Franciscos'un kutlama mesajını okudu. Papa'nın mesajında şöyle denmektedir. Mahitar Sebastatsi, Papa Pius tarafından Doğu Kiliselerinin baş reformcular arasında tanındı. Mıhitaryanlar cemaati tüm Ermeni halkının refahının korunması, tanınması ve yayılmasına hizmet etmektedir. Mıhitar'ın meşalesi Ermeni halkının Mesih'e inman etmesini sağlayan dikenli ve müreffeh yolu aydınlatsın. Papa Franciscos mesajında ayrıca Katolik Kilisesi'nin Mıhitarist cemaatine karşı her zaman özel bir tavrının olduğunu ve şimdi de onu destekleme hazır bulunduğunu ifade etti. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Hasmi Karık Dünya tarafından seslendiğinden Ororot adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.